Rotamızın ikinci gününden herkese merhaba. Şu an San Sebastian'dayız. Buraya Bilboğa'dan gelirken araba kiralamak zorunda kaldık. Yani otobüs ve tren alternatifleri de vardı ama bavullar vesaire. Biz böyle bir olay tercih ettik. 2 günlük araba kiraladık. Bilboğa ile San Sebastian arasında tam ortasında da diyebileceğimiz Casa Julian isimli ünü bütün dünyaya yayılmış harika bir etçiyi rezervasyon yaptığımız etçiye gittik. Çok etkiledi bizi. Hem ambiyansı hem doluluğu. Yolda bir 15-20 dakika geç kaldık. 3 kere falan aradılar ve saatle oturtuyorlar. 3'te kalkacaksınız dediler. Öğlende kapatıyorlar. Derken başardık ve gittik. İnanılmaz keyifliydi. Ambiyans da çok etkiledi. Etlerin lezzeti de çok etkiledi. Beyaz asparagus yedik kuşkonmaz. Benim hafızama o da kazındı açıkçası. Çok güzeldi. Biberleri şahane. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama hafif bir nar ekşisi tadı gibi bir şey vardı ızgarada. Ona da bayıldık. Eşlikçileri hafif ve güzel. Müthiş bir etçiydi. Bütün olay et ve kırmızı şarap olarak öne çıkmış aslında. And asparagus. And we start with the asparagus. Yes? Yes, thank you. Okay. And if you want to choose, whether you want red, white. Yes. Our recommendations of that one, if you want, we have clear ones. These are real ones. And these are red. No problem. Yes, sir. They are red. Ah, okay. Yeah, thank you very much. Hola. Şu an neredeyiz Ülkü? Tolosia kasabasındayız. Buraya yolumuzu uzatmamızın tek sebebi Casa Julian'dı. Neler olduğunu gördünüz arkadaşlar. Buraya yolu düşen Ülkü'yü arasın. Buraya yolu düşen Ülkü'yü arasın. Bütçesi olan arasın. Burada öğlen yemeğimizi yedikten sonra yarım saat mesafede olan San Sebastian'a gelip Arizul otelimize yerleştik. Otelin konumu yine çok iyiydi. Burada yine mutsuz olmadık. Otelimizin çevresinde 15 dakika mesafede şimdi Pinchos dünyasına, Pinchos sokaklarına atacağız kendimizi. Onu zaten görüntülerde görüyor olacaksınız. İnanılmaz insanı şoke eden kalabalık, tüketim ve ambiyans. Yani ne denir Atılay? Sen nasıl etkilendin Pinchos barlardan? Pinchos barlar etkileyiciydi yani. Yeme, içme, kalabalık. Hiç durmuyor. Hiç durmuyor. Her sokaktan sabahtan bambaşka dükkan çıkıyor. Her dükkan çok güzel. İnanılmaz dolu Pinchos'lar. Yani her dükkanda aslında Pinchos listesi yapmışlar. İşte Patates Bravas'la ünlü şu dükkan var. İşte Istakoz'la ünlü şu dükkan var. Pinchos'u zaten merak edenler ilk bölümü izlesin. İlk birinci günümüzü izlesin. Bilboğa'da bütün detaylarıyla anlatmıştım. Burada Pinchos barlarda spontan, rezervasyonsuz bir şekilde yiyerek bütün akşamı geçirdik. 11-12'ye kadar buralarda takıldık. Otelimize geri döndük. Üçüncü gün Naru isimli bir restorana rezervasyon yaptık. Estos son de todo, ¿vale? Tienes tres bolas a la 1 y esos dos normales a la 6. Ah, está, ahí está. Ay,
Nice. Burayı düzen. You want some show? Yes. This one is the spicy mango. Spicy mango. Yeah. We need some ice here. Make a twist over here. Yes. Okay. Oh, very nice. Some peppers. Oh. Nice finish. Yeah. Great. You got it? Thank nice. You. Thank you. Nice to you, sir. Never fried salad. Yani bir ekmekle domates menüde yazıyorduk. Ne olabilir, nasıl olabilir dedik. Ve böyle güzel bir sunumla ve lezzeti de ilk Murat tadacak. İyi gözüküyor. Bunu söyledik. Ançüves, beyaz soğan, tuna balıklı, biberli, iyi bir zeytinyağı ile bir tabak daha sipariş verdik. Ve şu an iyi gidiyor. Şu an mükemmel. İşte ekmekten yiyoruz. Şef Inigo Pena'nın dükkanındayız. Burası gerçekten herkesin önerilerinde yer alıyor. Çok merak ederek geldik. En iyi lokal mahsullere odaklanmış gurme lezzetler sunuyor burası. Ve inanmayacaksınız ama Arzak, Mugaritz ve Albaletris'te çalıştıktan sonra kendi restoranını açmaya karar veriyor. 31 yaşında genç bir şef. 2010 yılında takip edilmesi gereken 10 genç Avrupalı şef arasına girmiş. Listeye de girmiş buranın şefi. Şey diyormuş, kendi kendime yemeği sevdiğim yemekleri pişiriyorum ben. Evet, bunları servis ediyorum. Spicy, kremcula krem. Yengeç. Yarım mı? Dedik. Bu da yine yarım porsiyon. Burada her şeyi, bütün menüdeki her şeyi yarım porsiyon ya da tam porsiyon olarak sipariş edebiliyorsunuz. Çok samimi, rahat. Bu buna göre insanı iyi hissettiren bir yer. Kaz ciğeri. Yani ravioli istedik. Kaz ciğeri ve çeşitli mevsimsel mantarlarla bir porsiyon istedik. Yani full porsiyon istedik. Bunu hepimize ayrı ayrı porsiyonlayarak getirmişler. Yani bunun hepsi bir kişi aslında. Normal. İnteresan. Şey, yani yumurtası var gördüğünüz üzere, sosu inanılmaz duruyor. Çok güzel. Sunum çok iyi, servis çok iyi. Facia olmaz. Salatamız. Salata çok iyi ya. Salata evet, bir coşkusu var. Senin sevdiğin salataları peşin. Bak çok şey yiyoruz. Ahtapot yine full porsiyon söyledik. Demin ravioli gibi dördümüze pay etmişler. Ana yemek gibi havalı bir şekilde üşenmeden bunları servis etmişler. Bir de Casa Giulia'da gördüğünüz buraya meşhur ve has red pepper, fırınlanmış mı oluyor bu ızgara bilmiyorum ama lezzeti çok iyi. Fransa'da yiyemediğimiz iyi French fries'ı getirdiler. Onu ben çekmedim. Bir de Murat'ın favori yeşil salatası. Murat buraya her geldiğinde bunu söyler. Yeşil salata. Yeşil salata. Allah affedecek. Nauru'daki şefimizin yaptığı cheesecake kokusu yıkılıyor. Tabii alışmış olduğumuz bir cheesecake değil. Bu da alışmış olduğumuz bir apple pie değil. Bunu bize servis eden William önerdi. Alışmış olduğumuz bir garson değil. Bu apple'lar mı? Apple'lar çok. Fanfini. Şu da mı apple acaba? O da püresi. Püresi. İki tane aynı mı? Yok, bunun da bir açık renk sanki. Bu farklı. Bu üçü de farklı. Bence bitterden açığa doğru gidiyor. This is very simple to make. Okay. You lost the dry martini I put. Very dry. Right.
Ah. Yeah, it is so easy. Easy? Yeah. Wow. No. Nice. You got it. Yeah. Yeah, okay. Thank you. Thank you very much. Ve kısa bir Fransa yapıp geleceğiz. Sürpriz. Evet, tabii ki Pinchos barlarıyla San Sebastian, İspanya'nın Bask bölgesinde yer alan nefis bir tatil beldesi. Sörfçüleri var, güzel havası var, müthiş dükkanları var. Avrupa kıtası içerisindeki en güzel kumsallara sahip bölge olarak kabul edilmiş. Kıyı şeridi de bu arada, yani o denizin yanında kıyı şeridi, baştan aşağı çevreleyen tarihi yapıları ve kiliseleriyle de oldukça ilgi çekici. Gün batımı manzarasının, gelgitli denizinin yanı sıra bilhassa sörf tutkunlarında favori adresi oluyor. San Sebastian'da gezerken arabaya ihtiyacınız yok, dört tekerlekli hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ya bisikletle bu şehri turlayın ya da yürümeyi seviyorsanız bol bol yürüyün. Eskişehir, Gros, Amara gibi böyle 6 tane bölgeye ayrılmış durumda. Bisiklet rotasının acayip geniş olduğu ve bu bisikletle dolaşmaya acayip müsait olan bir şehir. Otellerde de bisiklet kiralaması yapılıyor. İspanya'nın kıyıları da 4 mevsim aslında popüler. 4 mevsim popüler olmasına rağmen Nisan'ın sonunda geldik. Çok kalabalık gibiydi bizim için. Ama asıl kalabalık Haziran ve Eylül arası da yaşanıyormuş. Bu arada yaz döneminde de oteller ve fiyatlar artıyor. O yüzden siz de bizim gibi bütçeyi de düşünenlerdenseniz Nisan-Mayıs aylarında bu bölgelere tur yapmayı düşünebilirsiniz. Ve aylar öncesinden de otel rezervasyonunu yaparsanız orada da yine fiyat farkı oluyor. San Sebastian Ağustos ayında da geleneksel Bask müziği ve danslarının şerefine düzenlenen festival oluyor. Eylül ayındaysa yerli ve yabancı pek çok sinemacıyı bulaştıran San Sebastian Film Festivali yapılıyor. Yani yaz ayları bol bol festivallerle geçiyor burada. San Sebastian İspanya'nın özerk olan Bask bölgesindeki başkentidir. Şehre vardığınızda karşılaşacağınız upuzun kumsalı ve denizin mavisiyle başınızı döndürecek bir şehir aslında. Deniz tatillerinde ve sörf için sıklıkla tercih edilen bu şehir aynı zamanda tarihi binalarıyla de ilgi çekmektedir. Günün her saatini dolu dolu geçireceğiniz San Sebastian özellikle yılın yaz ve bahar aylarında en yoğun olduğu zamanlar. Çok sıra var. Bir de şey, bir önce gördüğünüz yerler gibi tıklım tıklım içeriye dolaşılmıyor. Herkese kurtulma şansı veriyorlar. O yüzden de uzun uzun kuyruklar oluşmuş. Bekleyeceğiz burada yani. Yer San Sebastian. San Sebastian'da ikinci kere bulunan bir insan olarak San Sebastian Cheesecake'in doğduğu yer ve doğduğu dükkan mı? Aynen öyle. Tatlı, pirinçli, mutara. Sağdan daha yeni yapmışım. Saatlerimiz şu anda 11. Gece 11. Gece 11, San Sebastian. Dükkan bu. San Sebastian'sa diğer yediklerimiz normal cheesecake. Dükkan bu. Seyahatimizin 3. gününü Fransa'nın Biarritz ve Bayonne kasabalarını gezerek geçireceğiz. Arabayla 45 dakika mesafede bakalım bizi neler bekliyor. Abone olmayı unutmayın. Bütün bölümleri, bütün seriyi izlemeyi unutmayın. Like etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bye bye.